Bireysel hatalar, oyuna çıkarken o kadar basit hatalar, yani normal bir ligde, amatör ligde oynasan oyuncu bu kadar basit hata yapmaz. Evet. Şaşırtıcı olan durum da o zaten. Ee, ama nasıl toparlanacak, nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Yani ben e, normalde baktığımda bu takımın böyle bir performansı sezon başı vereceğini düşünür hayatta inanmazdım. Ben de ben. De. Yani şu Yok durum, bu öngörülemez. Ya maç kaybedersin. Evet, maç ma 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 da kaybedebilir. Şampiyon liginden de eğlenebilir. Ligde de maç kaybedersin. Ligde herkes maç kaybediyor zaten. Kaybetmeyen büyük takım mı var? hepsi birbirinden kötü baktığında duruma göre ama Galatasaray bu kadroyla bunu kadroyu kurup onların için en kötüsü olması normal durum değil hoca ben, da bunu sorumlusu benim dedi Onun için toparlayacaktı hani, o Ocak ayındaki değişimle alakalı ben bir şey söyleyeyim. yani Galatasaray'ın e, öncelikli olarak e, bir e, tagısı dediğimiz bir pivot santrofor alması gerekiyor net olarak yani çünkü e, belli ki çok fazla değişim olmayacak benim nazarım i̇şte dikkatimde. Andone, e, Andone e, gönderilecek kulübü kabul edecek mi bunu yoksa sadece sözleşmesi mi dondurulacak? Bu da bir mesele. Potter e, geri çağırabiliriz diye bir açıklama yapmıştı e, daha sakatlanmadan önce. E, muhtemelen gelip en azından tedavisi burada devam etsin diyebilirler. Öyle bir, öyle bir durum olabilir ama Galatasaray'ın net olarak çünkü eldeki oyuncu grubundan çıkartabileceğiniz kurgu işte bir tane de Onyekuru veya, veya benzeri bir oyuncu alındıktan sonra Bence bir 4 4 2ye dönüş olması gerekiyor Galatasaray'dan. Yani her şeyi geçtik. Bir de değişimden sonraki e, değişecek olan oyun kurgusundan da bahsediyoruz. Belli ki bu oyun kurgusu, bu oyun formasyonu sıkıntılı. Orayı da değiştirmek gerekiyor. Sadece yani, bir oyuncu gelince alanını da değiştirmekten bahsediyorsun. Bekleri de değiştirmekten bahsediyorsun. Yok be bekler değişebilirse. Mariano zaten ülkesine dönmek istediğini iki ay önce vermiş olduğu bir röportajda söylemişti. Hani ailem orada, ben de artık dönmek istiyorum demişti. Yani bu şunun da itirafı. Benim ayaklarım ve beynim artık ee, bu seviyedeki e, mücadelelerde sıkıntı yaşatıyor. Tamam Mariano gitti. Lines ve Şener var zaten Galatasaray'da. Ben şundan bahsetmiştim. Sezon başı Galatasaray'ın da imkanları olsaydı e, Nagatomo ve Mariano ile başlamaz daha üst düzey iki oyuncu almaya çalışırdı anlamında söyleyeyim. Ama şimdi bek back, bekleri değiştirmene çok da fazla gerek yok. Şu süreçte seni sonuca götürebilecek bir oyuncu grubuna ihtiyacı var. O değişimde formasyon formasyona bağlı kurgu ve Falcao'yu tamamlayacak bir oyuncudan batıyor. Yani Galatasaray şu oyun kurgusuyla Falcao'yu ileride tek başına bıraktığı zaman Falcao tek başına 10 gol atamayacak yani. Yani sadece, oraya gidemiyor. E, ya böyle oynarsa dünya böyle, niye oyuncusunu getirir? zaten bir şey, yani bir, bir şey yapamaz. Yani bir oyuncuyla sen bir şey yapamazsın. Tabii imkansız yani. Takım oraya bir Kur, Kurgu yapacak. da değişecek yani. Kurgu da değişecek. Ya kenar kuru... oyuncuların yok sakat. Evet. Yani stoperin sakatlandığı, santraforun sakat. Fakat, Herkes acayip, sakat. Acayip, acayip. Yani nasıl oynayacaksın, nasıl çıkacaksın? Yani bugünkü mağlubiyet onun için söylüyorum hocaye ya yazmaz. Yok ben değil. genel kurgu yani anladım Genel söylüyorum. kurguda tamam onda sıkıntı var. Ama bu kadar sakatlık olması e, normal bu durum değil. İyileşiklerinde performans vermiyorlar. Yani neresi nereden tutsan elinde kalıyor. Yani bu, 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 bu ciddi bir sıkıntı Galatasaray adına. Yalnız Gençler Birliği deplasmanında oynanan maçtan itibaren ki ilk kez Fatih Hoca o maçtan sonra söylemişti. Yani belki forma adaletini bir sağlayamadık. E, Ocak'ta ocağa işaret ettiği ilk maçta hocanın sonra bu açıklamaları 5 e, kere yaptı ya yani farklı maçlarda işte sonuncusu bugün. Hani bu kadroda belli ki köklü değişiklikler olacak, bir şeyler olacak ve bazı oyuncular sakatlanmadan önce de takımın genel performansı ile ilgili bu konuşmalar çok yapılıyordu. Sizin vurguladığınız önemli noktalardan biri Galatasaray'da oyuna tepki gösteren oyuncu olmaması. Ama gelinen noktada işte Tuzla maçını oynadı zaten Türkiye Kupası'nda Galatasaray Tuzla maçından sonra da Fatih Hoca çıktı dedi ki yani sağda... Bu formayı bana vereceksin hoca diyen oyuncu yoktu dedi yani. O Minval yüzde bir şey söyledi. E, Ede kulübesi hani sezon başında bu takımın geçen yıl kadro derinliği yoktu. O derinlik de var artık derken ideal 11 hiç oluşmadı Galatasaray'da sanki değil mi? O, o kesin zaten ideal 11 oluşmadı ama e, bence hocanın en, en büyük hayal kırıklığı çünkü hoca aldı sonuçta seriyle Enzon Ya böyle bir şey olamaz. Yani e, tamam bir sezona Enzonzu iyi başladı. 2 3 maç koş ama çok ağır oynuyor yani Galatasaray'ın o hızlı oyununda Enzonzi olmadı orada. Çok evet. kaliteli oyuncu evet. Kimse evet. bir şey diyemez. Belli ama ben kaliteyi görmezsem ne yapayım? Seri, Elfirini, Enzonzi, Elfirini, Negatomo, Mariano bitmiş durumdalar. Yani yok adamlar artık şey olmuş. O istek, o arzuyu göremiyoruz. Gidemiyorlar. Bir maç varlar, biraz bir bölüm. Daha sonra yoklar. Yani bu takım nasıl oldu toparlayacak? Yani o kurgu dediğimiz olay orada yanlışlık var böyle götüremezsin. Oraya daha dinamik, enerjik. Biz ne diyorduk? Fernando, NDI'ye bu, bu orta sahanın daha gençleşmesi lazım. Çok daha kaliteli oyuncular alıp daha tempolu oyuncular olması lazım. Ama burada bu kurguyu yanlış yaparsan evet. O zaman da bu, bu performansı alırsın. Ha, bu, bu kadar kötü olmazlardı belki. Ama oyuncuların sanki e, içini boşaltmışlar adamları. Yani yok. Yok. Gösterme yani bekle yani 3 aydır aynı şeyleri konuşuyoruz. Evet mi? yani burada olumsuz konuşabileceğimiz çok şey var Galatasaray hakkında. Çok kötü şeyler var. Ama e sonuçta bu futbolda bazen işler kötü gidiyor. Yani bu kadar da şey yapmanın bir anlamı yok. Bunu olumluya çevirecek, çevireceksin. Bunu da yapacak kişi Fatih Terim. Bu takımı olumluya çevirecek. Hocanın ben pes edeceğini düşünemiyorum. Hoca şimdi şeyin bekliyorlar. Ben pes ettim gidiyorum mu diyecek. Yani Fatih Hoca öyle bir şey der mi? Beraber başaracaklar. Yani tabii ki futbol bu eninde sonunda birileri olmazsa işler bırakırsın, gidersin. Onlar olur. Ama şu an o zaman değil. Benim görüşüm o. Peki, Ilgat Çınar e, ligde, lige dönüyor Galatasaray Hı. ligde. E, radikal değişiklikler bekliyor musun? Hocanın bugünkü söyleminden, o söyleminden biraz da o sonucu çıkardım. Yani bazı oyuncuları biz ara transfer dönemi gelene kadar bir daha Galatasaray formasını giyerken görmeyeceğiz gibi algıladım. Yani, de işte... Radikal değişikliği yapabilmek için hangi oyuncu grubundan faydalanacak ee, onu da e, bilmemiz gerekiyor. İşte Avrupa listesinde olmayan örnek veriyorum. Taylan mesela. Antalya'da. Da. Örneğin mesela. seri değil de Taylan'ı izleyin. Şener, Şener başlayacak. De. Mariano değil de Şener. Şener başlayacak. Evet. E, atıyorum Yuton Agatomo değil de Emre Taşdemir evet. başlayacak. E, Marka Donk ikilisini, Donk orta sahaya alacak belki Marka'nın yanına Emin Bayram ve Ahmet Çalık olacak. Bir real maddi hatırlarsın bunu yaptı Hı. Gaziantep'te evet. e, sonuç da aldı Gaziantep okulun başında öyle. Göreceğiz tabii ki. Ya yani ben bir e, 6 5 6 oyunculuk bir e, köklü değişim bekliyorum Galatasaray'da Ankara Gücü maçında. Ankara Gücü maçında muhtemelen e, bu bağlamda hedef maç olarak görülür Fatih Terim. Ankara Gücü'nün içinde bulunmuş olduğu durumdan sebep konuşuyoruz bunu da. E, yani kadro şu kadro derinliği hiç yok. Neredeyse hep aynı oyuncu grubuyla çıkmak zorunda. İşte belki bir değişikliği Cebrail'i veya da Mehmet Beke koyup Kitsü'yü orta sahaya atabilerek yapabiliyor Ankara Gücü böyle evet. e, bir kadro derinliği sıkıntısı e, yaşıyor. Bekliyorum, ben de bekliyorum Taylan Antalyalılardan ama mesela tabii ki o değişikliği, köklü değişikliği yaptıktan sonra sahada sonucunu alabilmek. Şimdi biz Taylan'ın da neler veremeyeceğini bilmiyoruz sezon başından beri. Ben örnek olarak Çok, Yok yok, At atıyorum yani oyuncu grubundan bahsediyoruz. Ee, i̇şte herkes Yunus Akgün, Atalay Babacan'ı bekliyor. Sürekli bir e, altyapı e, dan niçin oyuncu oynamıyor e, durumu var ama işte bu Fatih ki. 17 yaşındaki Emre Berizoğlu'nun Borussia Dortmund sahaya çıkartmıştı. Ozan Kaba aldı koydu. zamanda işte Semih'i aldı Ufolic'in yanında farklı bir tandem haline getirdi Galatasaray'ın savunmasını. Ama şimdi koymuyorsa bu oyuncuları, ha keza Mustafa Kapı'yı da ekleyelim Hani o noktada, e demek ki oyuncular da bir ışık vermiyor mevcut durumdakiler gibi. Bir de şunu şöyle düşünmek lazım, felaket telladı yapmanın bir anlamı yok. Galatasaray ligde halen iddialı. Hı hı. Tamam, bu maç bitti. Kötü, kötü yok, oynuyorlar, şu anda zaten kötü sıkıntı var. E... Galatasaray'ın halen ligde iddiası Tabii var. Canım. Şimdi devre arası kuru gelir, birkaç tane orada değişiklikler olur. Galatasaray her zaman toparlayabilir. Yani bu öyle basit değil. Yani Galatasaray yarışı bir şekilde bırakmaz. Ama bu sene, iki senelik duruma baktığında, geçen sene de çok iyi başlamamıştı ama bu seneki durum biraz daha kötü evet. ama toparlamayacak bir durumda yok. Yani burada her şey bitti, öldü, aman olmayacak, yıkıldı falan durumu yok. Onun için bu konuda biraz daha e, sakin olmak lazım bence. Bence Galatasaray'ın biraz daha bu konuda sakin olması lazım. Yoksa öbür türlü hiçbir yerden tutamazsın. O gitsin, bu gitsin, hoca gitsin, hepsi gitsin falan dedim mi? Bu iş içinden çıkamazsın. Zaten öyle bir gücün de yok. Yani maddi gücün de yok. Uygulama şansın da yok. Onun için Serim'e enzozumu tutmadı mı? Aldın olmadı. Kiralıkta gönder abi gitsin. Gönder gitsin. Hı. O dediğin hamleleri yap. Hocanın dediği neydi? 16-17 yaşında oyuncudan oynatacağım. Evet. Bir tane Emin'le başladı. Emin'le başla, oynat. Dediğin gibi bir tane daha farklı birisini dene. Alırsan işte bir santrafor alırsın Andone olmazsa ona göre bir hamle yaparsın. Yani bu takım yine toparlar. Onun için biraz daha sakin olmak lazım. Öbür türlü o her tarafa girdiğin zaman e, o sıkıntı bu sefer hiç toparlayamaz Galatasaray. Tabii o operasyonu da ölçülü yapmak gerekiyor. Sizin vurguladığınız gibi. Yani burada şampiyonluğunda eğlendin. Evet kötüsün. Herkes farkında. E, burada ne yapalım şimdi ne olacak yani? Bitti mi lig? Bitti mi Galatasaray? Bitirdi mi her şey? Yok, devam ediyor. Hala yarış içerisinde. <laughs> diğer takımlar da çok çok iyi değil. Buradan onu baz alarak oradan toparlama yoluna gitmeli. Ama halen kötüyü konuşup kötüyü düşünüp devamlı böyle giderlerse çünkü şu anki gidişat hep o. hep olmuyor, yapamıyorlar. O kötü, bu kötü, şu kötü. Oca kötü derken iş daha farklı boyuta gidiyor. Bundan çıkmak lazım. Ama ligde Galatasaray'ın oynadığı oyun, sergilediği oyuncuların sergilediği performans e, Yeterli değil. Tarafların beğenisini kazandı mı? Kazanmadı. E, Avrupa'da da kazanmadı. E, Kupa'da tuzla spor maçı, rovanj nasıl olacak? Belki kupaya da veda edecek Galatasaray. Yani orada da bir soru işareti var. Hani şu ana kadar Galatasaray'ın iyi gittiği bir dönem var mıydı ligin ilk yarısında? Ben hatırlamıyorum. Ya da iki, şu iki maçı iyi oynadı Galatasaray, gerçekten o... Yani öyle bir tane maç olaydı. sayamadım. Bak,